Çoklu krizden söz edebiliriz her e, alanda. En önemli nedenlerinden bir tanesi e, piyasaya bağlı bir yaşam tarzının e, bize zorla kabul edilmeye baş, çalışılması. Yani kapitalizm. Kapitalizmin yarattığı gelir adaletsizliği ve eklim e, krizi diye düşünüyorum. İkincisi Türkiye'de tek adam rejimi nelerdir? birçok sorunun kökeninde yatıyor. Hem uyguladığı sermaye yanlısı ekonomi politikalar, talan ve yağma düzeni, hak ve özgürlükler üzerindeki korkunç baskılar tek adam rejiminin karakteristiği. Türkiye'de böyle bir durumdan söz edebiliriz. toplumda en geniş kesimlerin talebi haline geldi tek adam rejiminden kurtulmak. Fakat bu talebin yüksekliği, bu rejimden, bu rejimin sona erdirilmesi yönünde bir garanti değil. Kendini hukukla sınırlamayan bir iktidardan söz ediyoruz ve işte son seçim yasasındaki değişiklikler olduğu gibi son olarak yapılan operasyonda bunun göstergesi, yani iktidarın hamleleri var seçime kadar bu koşullar altında en küçük sorunumuz seçim diyorum. Şimdi e, Türkiye'de 40 yılı aşkın süren bir savaş var ve e, yarattığı yıkım, yani ekonomik yıkım, insani yıkım, toplumsal yıkım, ekolojik yıkım olağanüstü boyutlarda. Bu Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarından ileri geliyor e, hükümetin. Hatta bunu iktidar ayakta kalmak için Kürt sorununda çözümsüzlüğü bir kaldıraç haline getirmiş vaziyette. E, zaten bu son opera operasyonu da son e, yapılan operasyonu da iktidarın seçim hamlelerinden biri olarak e, görmek mümkün. E, buna karşı eğer e, bir toplumsal güç, bütün demokrasi güçlerinin birlikte bir itirazı e, gerçekleştirilemezse, e, buna karşı bir hamle yapılamazsa e, toplumu gene milliyetçilikte milliyetçilikle konsolide edip, e, kurumsal muhalefette peşine takıp, başarılı bir seçim hamlesi yapmış olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii hani böyle bir şey var ama özellikle AKP iktidarı çözümsüzlükte ısrar ediyor. Çünkü dediğim gibi bunu bir çeşit manivela, Kürt sorununda çözümsüzlüğü iktidarda kalmak için ve toplumu milliyetçilik ve şeyinde toplamak için, ortak paydası toplamak için bir fırsat olarak görüyor. Bütün dünyada bunun örnekleri var. Bu operasyonlarla, savaşlarla ölümlerle şeye varılamıyor bir yere varılamıyor örnek alınması gereken barış süreçleri var bu başarılabilecek bir şey Türkiye halkı da Türkiye halkları da bunu hak ediyor yani bu savaşçı politikalardan derhal vazgeçilmeli ve barış için tutarlı adımlar atılmalı fakat bunu bu sadece iktidarın meselesi değil muhalefetin de özellikle meclis muhalefetinin de bu konuda ülkeye ne getirdiğini bu savaşın bu savaşın nasıl bir çıkmaz olduğunu görmesi gerekiyor. Çünkü bütün kamu kaynakları ülkenin e, bu savaşa harcanıyor. Yani kazanan savaş tüccarları oluyor. Barış'ın arkasında tutarlı bir şekilde durmak lazım. Çünkü savaş demek sadece ölüm demek değil. Ölüm demek, kayıp demek. Aynı zamanda bu ülkenin bu kadar boy, çok boyutlu bir kriz yaşayan bu ülkenin halkın ihtiyaçlarına ayrılması gereken kaynaklarının e, operasyonlara savaşa bombalara başka ülkelerin topraklarını işgal etmeye ayrılması demek Dolayısıyla demokrasiden yana bütün güçlerin Aslında demokratik olduğunu iddia eden bütün güçlerin iktidarın hem bu oyununu görmeleri gerekiyor hem de barış konusunda tutarlı bir tavır almaları gerekiyor bu aslında muhalefete kaybettirecek bir tutum diye düşünüyorum ben çünkü iktidarın bir hakikaten bir hamlesi ee, bu hamleyi sadece onların arkalarında dizilerek e, milliyetçilik e, milliyetçi hezeyanların arkasında dizilerek aktarmak mümkün değil milleet ittifakında parçalamaya çalışıyor ee, Yani e, ülkenin hiçbir şekilde yararına olmayan e, bir durumdan söz ediyoruz Biz zaten demokrasi için birliğin kuruluş hedeflerinden bir tanesi barış bir an evvel operasyonların e, durmasını, ve barış görüşmelerinin, barış sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyoruz. Büyük ölçüde zararı olacağını, toplumsal muhalefeti parçalayacağını düşünüyorum. Yani çünkü Kürt sorununda çözümsüzlük bu ülkeye hiçbir şey getirmez. Tam tersine bir an evvel ana dilde yaşam ve yerel demokrasi yoluyla Kürt sorununun barışçı bir şekilde çözüme ulaştırılması lazım. Bu da mümkün. Bir Sosyal Demokrat Parti'nin ya da demokrasi iddiası olan bir ittifakın en azından bu tür evrensel talepler karşısında ve yerel demokrasi talepleri karşısında sağlam bir şekilde durması ve daha de söz etmişti zaten barış konusunda adımlar atması iktidara da tek adam rejimine de bu fırsatı vermemesi gerekiyor şimdi biz bir e, pandemi döneminde bir halkçı seçenek önerisinde bulunduk halkçı seçenek neoliberalizmi temelden karşı halkın yakıcı ihtiyaçlarını hedefe alan e, kadın erkek eşitliğini Daha doğrusu söyleyeyim şöyle diyeyim cins toplumsal cinsiyet eşitliğini e, doğa e, iklim yıkımına karşı mücadeleyi emek haklarını bu e, hedef alan, hedefine koyan yerel demokrasi ve katılımcı demokrasiyi halkın katılımına dayanan bir bir politik halk gücü olarak tarif ediyoruz halkçı seçeneği. Eğer bir halk gücü oluşturulamazsa, halk bu seçim sürecinde de sandığı bekleyin, sandığı bekleyin diye dışarıda tutulursa, eğer barış konusunda ve ekonomik adalet konusunda doğru adımlar atılmazsa, sabrın sonunun selameti olmayacağını, halka gösterilen tek hedef olan sandıktan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz biz. Dolayısıyla seçim belki en küçük meselemiz şu anda. Önemli olan seçime giden yolda ya da bu seçim sattığı mahalinde bir halk gücü ortaya çıkartmak. Yani sandığına da sahip çıkacak, oyuna da sahip çıkacak, haklarına da sahip çıkacak. Bir halk gücü ortaya çıkartmak bunu başarmak zorundayız diye düşünüyoruz demokrasi için birlik olarak.